Değişimin izlerini aradığımız bu muhteşem yolculuğun bu haftaki mola yeri Bitlis. Değişimden herkese merhaba. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türkiye'nin değişen ve gelişen yüzünü anlatmak için yeniden karşınızdayız. Bu hafta sizi 5000 yıllık tarih ve kültürü günümüze kadar taşıyabilmiş bir medeniyet yumağına getirdik. Bitlis'teyiz. Peki Bitlis nasıl değişiyor? Bu sorunun cevabını bulmak için hadi sözü kısa keselim ve hemen Bitlis'i gezmeye başlayalım. Evet, değişim başlıyor. Bitlis'te 5000 ara bercan olan beriyen, yüreğim dolu yara bercan olan beriyen. O meşhur türküyle başlamak istedik bu güzel kenti anlatmaya. Hani pek çoğumuzun bildiği. Bergen, cebimde yokmuş para, bergen oğlan bergen. Şimdi tarihten hüzünlü bir hikayeyle devam edelim. Biliyorsunuz Rus işgali sırasında Bitlis'te taş taş üstünde kalmamış, bütün şehir yıkılmış. İşte o zamana ait bir hikaye anlatacağım size. İşgal sırasında askerde olan bir baba oğul düşmanın çekilmesinden sonra Bitlis'e dönmek üzere yola çıkarlar. Didevan Dağı'nın tepesinde konakladıklarında baba oğlunu Bitlis'e yollar ki şehri kontrol etsin. Oğlan bir süre sonra geriye döner ve babasına acı haberi verir. Der ki, baba, şehirde bir tek sağ insan bile yok. Sadece 5 tane minare kalmış. Bu haberi duyan baba orada bir ağıt yakar. O ağıt günümüze kadar ulaşır. İşte Bitlis'te 5 minare diye başlayan Türk'ün hikayesi de böyledir. Didevan Dağı'nın eteğinde kurulmuş güzel mi güzel bir şehir Bitlis. Burada deyim yerinde ise eskiyle yeni kucaklaşmışlar. Tarihi binalarla modern yapılar işte gördüğünüz gibi bir aradalar. Ancak bu rahatsız edici bir görüntü oluşturmuyor. Çünkü aradaki yeşil onları kaynaştırıyor. İşte buradan baktığınızda da bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve şimdi bizi takip edin. Bitlis'in tarihi yapılarıyla size fısıldayacakları var. Hemen arkamda Bitlis Kalesi'ni görüyorsunuz. Şehir merkezinde görkemli bir yapı. Dik bir yamaca kurulmuş. Bu yüzden de zaten gezmesi oldukça zor. Milattan önce 312 yılıyla tarihleniyor. Hakkında anlatılan bir de rivayet var. Büyük İskender İran'a sefere giderken Bedlis isimli komutanına buraya bir kale yapmasını emreder. Dönüşte kaleyi tanımaz ve kaleyi almak için askerlerine emir verir. Haftalarca belki de aylarca uğraştıktan sonra nihayetinde vazgeçerler. İşte tam o sırada kaleden bir haberci kalenin anahtarını Büyük İskender'e getirir. İşte İskender o zaman yapılması için emir verdiği kalenin bu kale olduğunu anlar. Bundan büyük bir memnuniyet duyar ve kaleyi komutanına hediye eder. Zaten Bitlis isminin de Bedlis isimli bu komutandan geldiği söylenmektedir. Yüce gönüllü insanların yaşadığı Bitlis'te işte bir misafirperverlik örneği. Efendim Bitlis'te gerçekten insanlar son derece misafirperver, son derece sevgili. Bir sokak arasında bir teyzeyle karşılaştık. Bizi evine davet etti. Gelin çocuklar bir Bitlis evi görün dedi. Bitlis evleri buradaki tarihi dokunun en önemli elemanlarından biri. Hadi gelin şimdi teyzenin evini ziyaret edelim. Gel, gel. Tarihi dokusuyla geçmişinden geleni koruyarak günümüze taşımasıyla önemli bir kent olan Bitlis'te evler farklı bir mimariye sahip. Bitlis evlerinde mimari genellikle hava koşullarına, iklim koşullarına, gelenek ve göreneklere göre şekillenmiş. Zaten evler meşhur Bitlis taşından yapılıyor. Genelde iki katlı oluyorlar. Dıştan kapalı bir görünüm sergileyen evler içeride farklı farklı güzellikler saklıyorlar. Evet, evlerin inşaatında mevsim şartlarının göz önünde bulundurulduğunu söylemiştim. Biliyorsunuz buralar
kışın çok soğuk, yazın çok sıcak. Bu sebeple de özellikle Bitlis taşı kullanılıyor. Bitlis taşı kışın sıcak tutuyor evi, yazın da serin tutuyor. Şu anda da mesela güneşteki sıcaklık 33 derece ise burada 20-25 derece civarındadır. Yani o kadar serin. Bitlis tarihin canlandığı bir diyar. Türbeleri, camileri ve medreseleriyle nice medeniyetin mimarisini günümüze taşıyor. Bitlis için bir açık hava müzesi tanımı yakışırdı herhalde. Kafanızı nereye çevirseniz tarihi bir yapıya rastlıyorsunuz. Sanki bir zaman yolculuğunda gibi hissediyor insan kendini. İşte mesela hemen yanımızda bir medrese var, Hatibiye Medresesi. Buradaki tarihi ve önemli yapılardan biri. Tam yapım tarihi bilinmese de mimari özelliklerinden dolayı 16. yüzyıl olarak tarihleniyor. Bitlis'in tarihi yapılarını gezmeye ve anlatmaya devam ediyoruz. Hemen arkamda İhlasiye Medresesi'ni görüyorsunuz. Oldukça sağlam kalmış bir yapı. 1216 yılında Selçuklular tarafından yaptırılmış. Biliyorsunuz Selçuklular eğitime büyük önem veriyormuş. Bu yüzden Anadolu'nun pek çok yerinde büyük medreseler yaptırmışlar. İşte onlardan biri İhlasiye. Döneminde çok önemliymiş çünkü burada çok sayıda alim yetişmiş. ...1589'da 5. Şeref Han tarafından yaptırılan medresenin gerçekten Selçuklu mimarisinin çok zarif örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ön cephesine bakmak zaten bunu anlamak için yeterli. Çok ince süslemeler, gerçekten harikulade etkileyici detaylarla ön cepheyi görüyorsunuz hemen arkamda. Bu arada medresenin bahçesinde Şeref Han ailesinin mensuplarının kabirleri var. Buradaki en ünlü türbe Üç Kızlar Türbesi ve halk tarafından çok sık olarak ziyaret ediliyor. Hemen arkamda Şerefiye Camii ve Külliyesi'ni görüyorsunuz. Şehrin tam merkezinde en kalabalık yerinde bulunuyor Şerefiye Camii ve Külliyesi. Gerçekten bu açıdan baktığınızda son derece görkemli ve etkileyici. 1529 yılında 4. Şeref Han tarafından yaptırılmış. Tam bir kompleks diyebiliriz. Külliye, medrese, cami, hamam gibi farklı farklı binalardan oluşuyor. Minaresi ise Bitlis'in ünlü 5 minaresinden bir tanesi. Bitlis'in tarihi ve dini yapılarından biri olan Alemdar Camii'ndeyiz. Alemdar Camii kendi adını taşıyan köprünün yanına inşa edilmiş iki kattan oluşuyor. Üst katı cami, alt katta ise farklı dönemlere ve kişilere ait mezarlar var. Bu mezarlardan birinin de Eyüp El Ensari'nin kardeşi Feyzullah Ensari'ye ait olduğu söyleniyor. Evet, Alemdar Camii'nin alt katı bir yeraltı odasını andırıyor. Ancak bu bölüm ayrı bir kaplamayla kaplanmış. Herhalde kabrin zarar görmemesi, sandıkanın zarar görmemesi için bunu yapmışlar. Az önce de söylediğim gibi burada bir levha görüyoruz ve İstanbul'da metfun Ebu Eyyub El Ensari'nin kardeşi Feyzullah El Ensari Hazretleri burada metfundur diye yazmakta. Bu türbe çok sık ziyaret edilen türbelerden biri. İlginç bir detayı daha paylaşmak istiyorum. Feyzullah El Ensari'nin bir eli kabrinin dışında burada görülebiliyor. Bitlis'te gezilecek çok yer, tarih adına anlatılacak çok şey var elbet. Ancak kentteki değişimi ve yatırımları merak ediyoruz. Söz Bitlis valisinde. Bir şehri dönüştürmede iki temel araç var. Bu araçlar bazen ayrı ayrı, bazen eş zamanlı kullanılır. Bitlis bu bakımdan çok şanslı bir vilayet. Hem turizmi hem sporu değiştiren bir araç olarak burada kullanabiliyoruz. Turizm deyince çok ciddi bir tarihi, kültürel ve doğal potansiyel olan bir kentle karşı karşıyayız. Bir tarafta onlarca yıldır aktif olan Nemrut Dağı, Nemrut Kalderası, öbür taraftan bir bakıma Anadolu'nun medeniyet tarihine ışık tutan, medeniyet köklerinin izlerini bulabileceğimiz camiler, imarethaneler,
efendim medreseler ve birçok eski yeni kilise ve cami yapılarıyla burada karşı karşıyayız. Aynı zamanda sivil mimari örneği. Ancak örneğini İspanya'nın Toledo kentinde görebileceğimiz çok büyük bir yapı stokuyla karşı karşıyayız. Bizler bu çalışmalar, bu dönüşüm kapsamında özellikle çarşı merkezimizde kapatılan derenin üstünü açarak bu projelerimize başlamak istiyoruz. Orada bulunan 700 tane iş yerini hemen Rahva mevkiine taşıyarak orada eski kültürü, eski native yerli yapıları ortaya çıkarak vatandaşlarımızla, misafirlerimizle, turistlerimizle Bitlis'in merkezini, özgün yapısını buluşturmak istiyoruz. Ve Bitlis'te son yıllarda eğitimde de büyük bir atılım var. Bu şehrin 2010-2011 yılında SBS birincilikleri var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk bu. Bir doğudaki bir vilayet, kalkınma endeksine baktığınız zaman sonlarda yer almış. Fakat bu şehir Türkiye birincileri çıkarabiliyor. Bu fikirden hareketle bizler bu başarıyı sadece kişisel yıldız başarılar değil, tabana yaymak istiyoruz. Şehire heyecan verme adına 110'a yakın yazarımızla görüşmeler yaptık Türkiye'de yaşayan. Bunlarla protokoller yapıldı. Gelip öğrenci yazar buluşmaları yapıyoruz. Çocuk öğrenciler yazarla buluşacaksa daha fazla okuyorlar, daha dikkatli okuyorlar. Ve yazarla buluşmak, ona dokunmak, onunla tanışmak, ona sorular sormak, onu kritize etmek çocuklarımızın çok hoşuna gidiyor. Bu Doğu Okuyor projesi kapsamında 100 bin öğrenciye 100 bin kitap hedeflendi. Bunun 5 bin tanesi üniversite öğrencisi. Ayrıca bu 100 bin kitap okunduktan sonra bu bölgedeki 9 ile hediye olarak gönderilecek Doğu-Doğu kardeşliği. Hani bir ara Doğu-Batı kardeşliği vardı. Doğu ekseninde yeni bir kardeşlik kurmak istiyoruz. Ve Nemrut projesi. Bitlis'i şaha kaldıracak, bir turizm cazibe merkezi haline getirecek türden. Bugünlerde özellikle Termal'deki, daha doğrusu Nemrut kalderesindeki potansiyeli, enerji, sera, termal kaplıca ve şehir ısıtması olarak kullanmayı düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Niyetimiz Bitlis ve Tatvan kentini oradaki termal suyla ısıtmak, yapılacak otellere oradan termal su vermek. Ayrıca Tatvan sahilinde bulunan ekilebilir verimli topraklarda da büyük miktarlı jeotermal ısıtılan seralar yapmak. Tabii en önemlisi de enerji üretiminde özel idare olarak süreçte yer alıp oradan özel idareye bir akar sağlamak. Bunu özellikle fiziki altyapı projelerinde bu şehirde en önemli olarak görüyorum. Bir numaralı projemiz Nemrut'taki jeotermalin yönetimi ve bunun işletilmesi olarak görüyoruz. Öyleyse gelin bizimle istikamet Nemrut'ta. Bitlis'in görülmesi gereken en özel noktalarından birine getirdik sizi. Nemrut Yanardağı'ndayız. Nemrut adını bir zamanlar burada yaşadığı rivayet edilen zalim bir kraldan almış. Nemrut bir yanardağ başta da dediğim gibi en son 1440 yılında patlamış ve bu patlamalar sonucunda 48 kilometre karelik krater ağzı oluşmuş. Şu an Nemrut kalderasında irili ufaklı 5 tane göl, buhar bacaları ve buz mağaraları var. Bunun yanı sıra çok fazla doğal güzelliği burada bir arada görebilirsiniz. Hadi bizi takip edin, Nemrut'u beraber gezelim. Nemrut'un en ilginç doğal oluşumlarından biri buhar bacaları. Ancak bu buhar bacalarını bulmak için arazide biraz dolaşmanız gerekiyor. Çünkü kolay kolay fark edilmiyorlar. Kayaların altına gizlenmişler. Bakın şu anda buradan buharı hissedebiliyorum. 35 derece civarında bir sıcaklık olduğunu tahmin ediyorum. Yer altından buhar yeryüzüne doğru bu kayanın altından çıkıyor. Nemrut'ta buhar bacalarının izini sürüyoruz. İşte bakın burada bir tane daha var. Oo, bu çok sıcak. Bu küçük bir baca ama gerçekten çok sıcak. Buharı hissedebiliyorsunuz. Hatta elim terledi bile hemen. Nemrut için söylenecek en yerinde sözse... Nemrut Dağı'nı tanımlamak için söyleyebileceğim iki kelime var. Sessizlik ve huzur. Tabii cırcır böceklerini saymazsak, zira sanki dünyanın bütün cırcır böcekleri Nemrut Dağı'na toplanmış gibiler. Hemen arkamda tablo gibi bir görüntüye şahit oluyorsunuz. Gerçekten Nemrut Yanardağı gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Burada irili ufaklı 5 tane göl olduğunu söylemiştim. Arkamdaki göl bunların en büyüğü, Soğuk Göl olarak geçiyor. 13 kilometre karelik bir alana yayılıyor. Bunun dışında bir ılık göl ve 3 tane de minik göl daha var.
Nemrut'ta dinlenen biz, Bitlis'in en ünlü ilçesine geçiyoruz. Ahlat, dünyada sadece 3 şehre verilen bir unvan taşıyor. Kubbetül İslam, yani İslam'ın kubbesi. Bitlis'in çevresini ve ilçelerini gezmeye, güzelliklerini anlatmaya devam ediyoruz. Ahlat'tayız. Bilmiyorum şu ana kadar adını duymayan kalmış mıdır ama Ahlat aslında Bitlis'in en ünlü ve önemli ilçelerinden bir tanesi. Tarih boyunca da böyle olmuş. Zaten bünyesinde pek çok tarihi eseri ve güzelliği barındırıyor. Ortaçağ İslam dünyasında adı Kubbetül İslam olarak biliniyormuş ve en önemli 3 şehirden bir tanesiymiş. Selçuklular döneminde de bu önemini yitirmemiş. Hatta deyim yerindeyse Ahlat'ta bir Rönesans yaşanmış bile diyebiliriz. Çünkü buradaki her bina, her yapı bir sanat eserine dönüştürülmüş. İşte bugün izler takip ediliyor ve bu yüzden pek çok turist de Ahlat'a gelmeyi tercih ediyor. Gelin şimdi Ahlat'ı daha yakından tanıyalım. Tarihin adeta canlandığı bir diyar Ahlat. Gizemli doğal güzellikleriyle öne çıkıyor ve Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer unvanını da gururla taşıyor. Ahlat için kümbetler şehri tanımını yapabiliriz. Çünkü burada çok sayıda kümbet var. Hemen bilmeyenler için söyleyeyim. Kümbet Selçuklular zamanında kendine özgü yapısı olan bir anıt mezar. Hemen arkamda Ahlat'ın ünlü çifte kümbetini görüyorsunuz. Bu arada bilmem siz de fark ettiniz mi ama bu kümbetler Orta Asya'daki Türk çadırlarına benziyor. Bu gerçekten ilginç bir detay. Kitabelerinde 1280 yılında yapıldıkları yazıyor. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre zamanında Ahlat'ta 100 tane kümbet varmış. Bugüne sadece 14 tanesi ulaşabilmiş. Ve hiç şüphesiz ki bunların içerisinde en çok ilgi çekeni Emir Bayındır kümbeti. Parmaklı kümbet olarak da bilinen bu kümbet 1481 yılında yapılmış. Kitabesinde Rüstemoğlu Bayındır adına yaptırıldığı yazılıyor. Zarafetiyle Ahlat ilçesinin bir sembolü olmuş Emir Bayındır kümbeti. Bu arada kümbetle ilgili bir not daha verelim. Bu kümbetin bir eşi İçinden de Azerbaycan'a gittiğinizde görebilirsiniz. İkisini de Babacan isimli bir mimarın yaptığı söyleniyor. Şehir içinde şehir olur mu demeyin, Ahlat'taysanız olur. Evet, Ahlat'taki Harabe şehirdeyiz efendim. Burası Neolitik çağlardan kalma bir hikayeyi anlatıyor bize. Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Burada kayalar oyularak evler haline getirilmiş. Bilim adamlarına göre 500'e yakın ev var şu anda Harabe şehirde. İçlerine girdiğinizde birer soğuk hava deposunu andırıyorlar. Hatta bir zamanlar patates elma depolanmasıyla da gündeme gelmişti. Neyse ki şimdilerde turizm alanı ilan edildi. Ahlat, tarihte sanatkarları ve ilim adamlarını yetiştirmesiyle de sınırlarımızı aşmış bir üne sahip. Ahlat, Türklerin Anadolu'daki ilk merkezi olur. Mimarlarını burada yetiştirirler, mimarlar merkezi olur. Efendim, hukukçularını, yani kadılar dediğimiz, hukukçularımızı burada yetiştirirler. Buradan Anadolu'ya dönüşüm noktası başlar. Devletleşme süreci buradan başlar. Devlet adamlarını burada yetiştirirler. Kısacası Ahlat bir eğitim yuvasına döner. Tıp adamlarını burada yetiştirirler. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi Ahlat'ı ziyaretleri esnasında Ahlat'ı himayelerine aldılar. Bu devlet adına yapılması gereken bir olaydı. Müteşekkiriz, huzurlarınızda teşekkür de ediyorum. Ve devam edelim. Bitlis'teki evlerde kullanılan özellikli taşların kaynağı da Ahlat. Bu taşın özelliği doğal olması ve ısı yalıtımı. Bütün şu anki olan mimari yapılarda Ahlat taşı önemli bir sektöre hizmet etmekte. Yapı malzemelerinin en başında gelen Ahlat taşı, geçmişte ecdadımızın kullanmış olduğu işte bin yıllık Bayındır kümbetleri, Selçuklu mezarlığı, aynı zamanda işte Mimar Sinan Hazretleri'nin
yapmış olduğu bütün külliyeler, camilerde ahlatlı ustalar ve ahlat taşı kullanılmıştır. Ecdadımızın bırakmış olduğu miras ahlat taşını şu anda daha da ilkel yöntemlerle değil de daha da kıymetli bir şekilde üretime başladık. Las Vegas, Singapur'a kadar ahlat taşını göndermeyi başardık. İşte ahlatın bir ünlüsü daha. Ahlatı tüm dünyaya meşhur eden el sanatı hiç şüphesiz ki bastonculuk. En az ahlat tarihi kadar eski bastonculuğun da tarihi burada. Şimdi Refah Usta ile birlikteyiz. Refah Usta, bastonculuk ne zaman başlamış ahlatta? Hem ahlatta baston neredeyse ahlatın tarihiyle özdeşleşen bir geçmişe sahiptir. Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da günümüze kadar intikal eden tarihi bir el sanatıdır. Baba oğul usta çırak ilişkisiyle günümüze kadar gelmiştir. Şimdi hangi ağaçları kullanıyorsunuz burada özellikle? Evet, ahlat bastonlarının en birinci özelliği ceviz ağacı, manda koç ve sığır boynuzundan yapılmış olmasıdır. Manda koç ve sığır boynuzlarını bastonlarımızın gövde kısımlarına, kafa kısımlarına yapıyoruz. Fakat bunun yanında işte sizin de görmüş olduğunuz gibi kiraz, dut, dış budak, sapelli yani çeşitli sert ağaçlardan da yapıyoruz. Peki öncelikle cevizin tercih edilmesinin sebebi ne? Ceviz ağacı tabii ki en birinci özelliği ceviz ağacındaki renk ve desenler hiçbir ağaçta yoktur. Dünyada bir örneği yok. Bunun yanında çürümeye en dayanıklı malzemedir. Atalarımız ceviz ağacını, manda koç ve sığır boynuzlarını silah dipçiklerinde, kabzalarında veya çeşitli ev eşyalarında sürekli kullanmışlar. Bastonda da çok uzun yıllardır ceviz ağacı tercih edilmiş. Bizler de hiçbir özelliğini bozmadan devam etmekteyiz. Ve ahlatta bir açık hava müzesi. Büyük Selçuklu Mezarlığı. Burası dünyanın en büyük İslam mezarlığı ve eşi benzeri yok. Tam bir tarihsel hazine. Bitlis geçmişten bugüne ulaşan mirasıyla gerçekten göz kamaştırıcı bir şehir. Bitlis Valisi Sayın Veysel Yurdakul'la birlikteyiz ve Selçuklu Mezarlığı'ndayız. Efendim, bu Selçuklu Mezarlığı sadece Türkiye'de değil, galiba tüm İslam aleminde tek, değil mi? Evet, sadece büyüklüğüyle değil, yaşı itibariyle de dünyanın en büyük ve en yaşlı mezarı olarak biliniyor. Bu bölge Hazreti Ömer zamanında 641 yılında İslam orduları tarafından fethediliyor. Aslında şu anda bulunduğumuz nokta İslam ordularının Anadolu'ya ilk girdiği nokta. Dolayısıyla Malazgirt'ten de önce İslam orduları Ahlat'tan Anadolu'ya girmiş. Haddi zatında Malazgirt'i de burayı fetheden ordular hazırlamış. O bakımdan buraya bütün İslam dünyası Kubbetül İslam diye tabir etmişler. Yani İslam'ın kubbesi diye. Tabii çok büyük zatlar, çok büyük devlet adamları, siyasetçiler yetiştirmiş. Biz de bugün bu büyük Türk mirasını, İslam mirasını Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın da himayelerinde özellikle Kuzey Van Gölü projesi kapsamında buraları renove etmek, restore etmek hem Türk turizmine hem dünya turizmine kazandırma için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Hem bilimsel çalışmalar hem kazılar devam ediyor. Aynı zamanda mezarlıkların temizlenmesi, bu mezarlardaki efendim yazılan yazıların tercüme edilerek mezar başlarına konması gibi birçok proje burada devam ediyor. Bence çok kısa bir zamanda burası hakikaten hem inanç turizmi bakımından hem Türk turizmi bakımından fevkalade bir destinasyon olup diğer güzelliklerle birlikte Van Gölü'dür, Nemrut Kalderası'dır, Adil Cevaz'dır, buradaki yerel ürünlerdir hep birlikte bir paylaşım gerçekleştirecek ve Türkiye'nin en güzel ve özel destinasyonlarından birisi olacak. Burada hem bir inanç turizmi hem bir soyut turizmi hem de insanların değişik ülkelerden, değişik yörelerden gelen insanları her anlamda ağırlayacak bir sevgi kucağı, sevgi yeri var. O bakımdan da diğer turistik bölgelerden ayrıldığını düşünüyorum. Selçuklu Mezarlığı 210 dönüm arazi üzerinde, toplamda 210 dönüm arazi üzerinde birkaç tane mezarlıktan sadece bir tanesi burası. Ahlat'ın içerisinde buna benzer 5-6 yerde ayrıca mezarlık var ama burası 210 dönüm ile en büyük mezarlıklardan birisi. Çeşitli kaynaklara göre, araştırmalara göre 6000 ila 8000 arasında mezarın olduğu biliniyor burada. İşte kaymakamlığın yaptığı tespit, bakanlığın ve bizim yaptığımız tespitlere göre 6000 civarında burada mezar bulunuyor. Ama mezar taşlarının tabii pek çoğu tarih olduğu için şu anda tek tek saydığımız zaman o kadarı göremiyoruz.
bir kısmı yer altında kalmış. Restorasyonlar devam ediyor. Yıkılan taşlar ve parçası olanlar bilhassa birleştiriliyor çeşitli yöntemlerle. Daha sonra bunların üzerindeki likenler, hani toprak ve nem ile, yaş ile oluşmuş olan likenler temizleniyor. Temizlendikten sonra doğaya bırakıyoruz ama biz bunları zaman zaman tekrar içerisine biriken toprakları almak kaydıyla, hani üflemek diyelim tek tek sanki, orada birikmemesini sağlayarak bu likenlerin tekrar oluşmamasını sağlayacağız. Daha bakanlığımızın burada yapmış olduğu çevre düzenlemesiyle yürüyüş yolları, kameralar, projektörler vasıtasıyla da buralarda korunmaya çalışılıyor. Kabuğunu kırmaya çalışan Bitlis, altyapı çalışmalarına hız vermiş durumda. Bitlis'te 250 milyon liranın üzerinde altyapı, üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bir şehir merkezi, yani 46 bin nüfusu olan bir şehirde 250 milyon liralık bir altyapı, üst yapı çalışması devam ediyor. Bunlar tamamlandığında inşallah Bitlis'imiz o istediğimiz işte o turizmin altyapısını hazırlama noktasında en büyük şeylerini aşmış olacağız. Ve böylelikle de inanıyorum ki yani yurt dışından özellikle Bitlis'i görmek, Bitlis Kalesi'ni, Ahlat'ımızın mezarlıklarını, Bitlis'teki köprüleri, Nemrut'umuzu görmek isteyen bir sürü hemşehrilerimiz olacak. Bitlis'i farklı kılan en önemli ögelerden biri de o yeşil doku. Yani şu anda sahip olduğu yeşil doku. Bu yeşil dokunun korunması, işte tarihi eserlerin ortaya çıkmasıyla birlikte biz hemşehrilerimizin de umut etmediği bir şey olacağına, iç turizmin, dış turizmin olacağına, böylelikle Bitlis farklı bir kimlik elde edecek. Ben şunu söylüyordum, yani hep söylüyorum, diyorum birkaç sene sonra Bitlis sokaklarında 4-5 tane yabancı dil konuşan çocuklarımız olacak. Kimse buna inanmıyor, inanın. Yani bizim söylediğimiz bu projelerin dere üzerine ilk belediye başkanı olduğumda ben resmettirdim. Dedim ki ben dereyi böyle hayal ediyorum ve o hayalimiz elhamdülillah gerçekleşiyor. Şu anda 100 mil sırf dere için yaklaşık 100 milyonun üzerinde yatırımımız var. Yani bunlar ciddi işler. İhaleleri yapılmış, başlanmış işler. Bunlar bir resimdi, bir fotoğraftı ama biz bir hayalle ortaya çıktık. Ama 2023 yılında Bitlis şu anda gördüğünüzden belki 3-4 katı çok daha büyüklüğünde. Ondan sonra milli gelire katkısı çok daha fazla olan, şu anda yani 700-800 dolar civarında bir milli gelire katkısı ama 3-5 bin dolar olan bir Bitlis diye hayal ediyoruz. Rotamızı şimdi de Tatvan'a çevirmeye ne dersiniz? Bitlis'in belki de kendisinden bile büyük olan bir ilçesi olan Tatvan'dayız. Tatvan gerçekten de bir ilçeden çok şehir görüntüsünde, son derece gelişmiş bir ilçe de diyebiliriz. Doğu ve batı arasındaki yolların buluşma noktası. Aynı zamanda Van Gölü'nün oluşturduğu güzellikler sayesinde de turizmin gözde alanlarından biri. Tatvan'ın Van Gölü kıyısında kurulu olduğu nokta doğal bir liman olma özelliğine de sahip. Anadolu'dan gelen demir yollarının bitiş noktası burası. Buradan sonrasında vagonlar bu arkamda gördüğünüz feribotlara yükleniyorlar ve Van'a ulaştırılıyorlar. Bu yolculukta 4 ila 4,5 saat arasında sürüyor. Peki Tatvan ve Bitlis ülke ekonomisine hangi noktalarda yarar sağlıyor? İşte yanıtı. 320 bin nüfuslu Bitlis ilinin 70 bin 80 bin arası Tatvan'da ikamet ediyor. 2011 yılı verilerine göre Türkiye mevduatında Türkiye birincisi Tatvan nüfusa oranla. Tüm yatırımlar neredeyse tamamı Tatvan'da. Kıyıda olmasının ve yeni kurulmasından dolayı da şehir yapısı diğer ilçelere nazaran daha iyi bir konumda. İş adamlarının büyük bir çoğunluğu Tatvan'dan çıkmış. Yani Tatvan'da şu anda. Ekonomide tabii doğal olarak Tatvanlı müteşebbislerle yönlendiriliyor. Bitlis'in genel yapı olarak tarım, hayvancılık, turizm ve madencilik sektöründe potansiyellere sahip. Bu turizm sektörünü de ikiye ayırmak lazım. İnanç turizmi, bir de doğa turizmi. Doğa turizminde tamamlandığı zaman, ikinci etabı tamamlandığı zaman Doğu Avrupa'nın ikinci büyük kayak pistine sahip bir Nemrut kayak tesisimiz var.
Bunun yanında yine Van Gölü'müz. Van Gölü'nün 1/3'ü biliyorsunuz Bitlis sınırları içerisinde. Nemrut Kalderası, Nemrut Krater Gölü. Yine EDEN projesinde, Avrupa Birliği EDEN projesi kapsamında Türkiye'de birinci seçildi. Avrupa'da da 15 akustik bölgeden birisi olarak 3 yıl boyunca kısa metrajlı filmler olarak tanıtımları yapılıyor Nemrut Kalderası'nın. Van Gölü pek çok aktiviteye ve etkinliğe ev sahipliği yaptığı gibi Tatvan'daki gençler için de bir kaçış noktası. Çünkü işte arkamda da gördüğünüz gibi Tatvanlı gençler sıcak yaz günlerinde burada serinliyorlar. Tabii su sodalı, bu da onların sudan çıktıktan sonra bembeyaz bir görünüme sahip olmasına sebep oluyor. Bir nokta daha var, bunu da belirtmeden geçmeyelim. Van Gölü'nün inci kefali çok ünlü ve çok lezzetli. O yüzden Tatvan'a gelirseniz inci kefali yemeden lütfen dönmeyin. Söz gençlerden açılmışken eklemeden geçmeyelim. Eğitim bir toplumun kalkınmasının en önemli adımıdır. İşte bu sebeple özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde eğitime dönük projeler büyük önem taşıyor. Bitlis'te de bu durum farklı değil. Eğitim için pek çok proje, pek çok çalışma yapılıyor. Devletimizin çalışmalarının yanı sıra bütün bu eğitim hareketine aslında Bitlis'te olsun ya da olmasın iş adamlarımız da katılıyorlar ve Bitlis'te yaptırdıkları çok sayıda okulla eğitim seferberliğine destek veriyorlar. Bitlis, Eren Üniversitesi de eğitimin gücünü donanımlı kadrolarıyla birleştirerek gelişim ve değişimin kent için önemli bir aktörü oluyor. Bitlis Eren Üniversitesi 2007 yılında 3 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve 2 enstitüden oluşan bir yapıyla kurulmuş bir üniversitemiz. Bugün itibarıyla 5 fakültesi olan, 7 meslek yüksekokulu olan, 3 yüksekokulu olan ve 2 enstitüsü olan bir üniversite haline gelmiştir. Başlangıçta öğrenci sayımız yaklaşık 2000 civarındayken, yine bu yıl sonu itibarıyla 5500 öğrenci sayısına ulaşmış durumdadır. Fakültelerimiz özellikle yöre ile bağdaşlaşması açısından mevcut olan Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve İktisadi Bilimler Fakültesi'nin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi ile zenginleştirilmiş ki bizler İslami İlimler Fakültesi'nin kurulmasıyla özellikle Bitlis merkezli ve yöreye hizmet edecek bir fakülteyi kazandırdığımıza da inanıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de yine buradaki potansiyeli, özellikle sanatsal değeri, tarihi değerleri ortaya çıkarması, onları işlemesi, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtması açısından da önemli bir fakülte olacağına da inanıyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi bölgenin ihtiyacını karşılayacak fakülteler açarak önemli bir hizmet de veriyor. Sanat tarihi bölümü, arkeoloji bölümü ve kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümü. Burayı Bitlis, gerek Bitlis merkezi ve ilçelerini gezdiğimizde bu bölümlerin ve bu bölümlerde çalışacak olan hocaların araştırmalarının bu bölge için ne kadar önemli olduğunu görmek de kaçınılmaz bir şey. Çok rahat olarak bunları görmek mümkün. İnanıyoruz ki bu bölümlerle hem Bitlis'e hem çevresine çok büyük katkılar sağlayacak. Bitlis gelişiyor, değişiyor ve dikkatleri üzerine çekebilmek için adeta vizyonunu yeniliyor. Üstelik eski ile yeniyi harmanlayarak. Bitlis için bir şantiye şehir diyebiliriz şu anda. Her yerde hummalı bir inşaat çalışması sürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Bu arada yaşam standartlarını yükseltebilmek için yeni konutlar yapılıyor TOKİ tarafından. Alışveriş merkezleri, çarşılar, meydanlar ve çok sayıda yeni yaşam alanıyla destekleniyor Bitlis. Bu arada idari binalar yenileniyor. Kısacası şu an şehri bilen biri birkaç yıl sonra geldiği zaman Bitlis'i tanıyamayacak derecede bir güzelliğe erişeceğini tahmin ediyorum.
Yolların pek çok anlamı vardır. Yol uzaklaştırır, yol yakınlaştırır, yol kavuşturur. Peki Bitlis'te yollar ne demektir? Hemen arkamdaki bölünmüş yollara baktığınızda bence Bitlis'te yol demek değişimin, gelişimin simgesi ve modern Bitlis'in simgesi demek. Bitlis'teki değişim ve gelişime dair verebileceğimiz örneklerden birini hemen arkamda görüyorsunuz. Burası 8 Ağustos tüneli, 1950 metre uzunluğunda ve şehir trafiğini çok önemli bir ölçüde rahatlatıyor. Bitlis'teki tüm yatırımların insan odaklı olması da çok anlamlı. Eğer içinde insan yoksa bir şehrin, bir ülkenin, bir dünyanın hiçbir anlamı yok elbette. İşte bu anlayıştan hareketle sosyal projelere çok önem veriliyor Bitlis'te. Bitlis Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı bir proje başlatmış. Çok önemli bir proje. Çünkü özellikle kadınlar toplumun gelişmesinde çok büyük rol oynuyorlar. Geleceği doğuruyor, büyütüyor, yetiştiriyorlar. İşte kadınlara dönük bir aile destek merkezi kurmuşlar. Bu merkezde meslek edindirme kursları ve psikolojik destek veriliyor. Gelin şimdi merkezi ziyaret edelim ve bakalım Bitlisli kadınlar burada neler yapıyorlarmış, birlikte şahit olalım. Sen ne kadar zamandır buraya geliyorsun? 5 ay var. 5 ay? Evet. Peki 5 ayda hayatın nasıl değişti? Şimdi 5 ay önce nasıldın, şimdi nasıl hissediyorsun? 5 ay önce evdeydim. Böyle kapanmıştım eve. Sonra işte böyle bir şey duydum. Kurs varmış. Geldim. Çok eğleniyorum, çok şey öğrendim. Seminerler oluyor. Bize açık öğretime yazdılar. Öyle mi? Evet, sınavlara giriyoruz. Kitaplar aldık. Çok güzel. Okul da bitiyor yani bu sayede. Evet. Değişik işler öğrendim. Değişik arkadaş çevresi edindim. Güzel bir ortam. Hı. Mutluyuz yani. Sayın Valime de teşekkür ediyoruz böyle bir yeri açtığı için. Ve bir başka önemli proje. Amaç çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak. Bitlis'te bir taziye evinin önündeyiz. Öncelikle vefat etmiş tüm sevdiklerinize Allah'tan rahmet dilerim. Fakat buralarda taziye evlerinde yeni bir uygulama başlamış efendim. Taziye zamanları ayrı ama bunun dışında kurulan kütüphanelerde kitap okuma alışkanlığını arttırmak amaçlanıyor. Bu taziye evleri yani kültür merkezlerine dönüştürülmüş bir başka deyişle 7'den 77'ye herkes burada günün herhangi bir saatinde gelip kitap okuyabiliyor. Binanın alt katı taziye evi olarak düzenlenmiş. Üst katında bir kütüphane kurulmuş dediğim gibi. Binin üstünde kitap var burada. Zengin bir kütüphane de diyebiliriz aslında burası için. Burada kitap okuyan minik arkadaşlarımız da vardı. Merhaba, ismin ne? İlayda. İlayda, ne okuyorsun şu anda? Masal mı? Hı hı. Peki günde kaç saat buraya gelip kitap okuyorsun? Günde herhalde bir yarım saat ya da bir saat burada kitap okuyoruz. Seviyor musun burada kitap okumayı? Hı hı. Sen ne okuyorsun? Kahpeden Dünya'ya. Dünya'ya, sevdin mi bu kitabı? Biraz da bunda çizgiler var galiba, değil mi? Kaçıncı sınıftasın sen? 5'e geçtim. 5'e geçtim. Peki ne kadar sıklıkta kitap okuyorsun? Her gün okuyor musun? Hı hı. Ne kadar okuyorsun? Bir saat okur musun mesela kitabı? Hı. Ne öğreniyorsun kitaplardan? Okumamı geliştiriyorum mesela. Sen ne öğreniyorsun kitap okurken? Neler sağlıyor sana? Okumamı geliştiriyor. Hı hı. Türkçemi geliştiriyor. Daha güzel okuyorum. Peki ya büryan kebabı? Henüz göremedik dediğinizi duyar gibiyiz. Büryan Bitlis'in Siirtlerle bayağı bir şeye de girdik. Evet. Bu konuda polemiğe girdik.
Onlar daha bir sahiplendiler. Ama Büryan Bitlis'indir. Siirt zamanında Bitlis'in kazasıymış. Artık gelip buraya gelip giderken öğrenmişler öyle. Onlar da çıkarıyorlar tabii. Valla iki şehirde büryan konusunda iddialı, mutlaka bir farklılıkları, lezzet farklılıkları evet. falan vardır. Her yörenin kendine has da tarzı vardır. Peki bu büryan nasıl yapılır, onu anlatalım izleyicilerimize. Büryan öncelikle hayvan kasap dükkanında işlenir. İkiye bölünür. Bunun sırt kemiği, göğüs kemiği, kol, belirli incik kemikleri çıkıyor. Onları sabah afşor dediğimiz bir yemeğimiz var. Ona kullanıyoruz. Sabah erken, saat 3'te ustam gelir, et yıkanır, ondan sonra tuzlanır. Bu bildiğimiz kaya tuzu. Başka bir şey yok, bunun baharatı falan hiçbir şeysi yok. İki kazan su bırakırız tandıra. Tabii önce bir çalı çırpı, çeper dediğimiz bir bağ içine bırakırız. O köz haline gelir. Ondan sonra iki kazan su bırakırız içine. Su kaynar, suyun buharı ve taşların sıcaklığıyla büryan pişer. Bitlis'in önümüzdeki yıllarda müthiş bir gelişim kaydedeceğine olan inancını ise hissetmemek mümkün değil. Bitlis'te bir heyecan var. Bunu kabul ediyorum. Sokaktaki insandan valisine kadar bu heyecanı paylaşıyoruz. Bizlere de düşen güzel bir orkestra şefliğiyle bu heyecanı hizmete çevirmek, daha fazla istihdam, daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla sosyal hizmet projesi, daha fazla yaşam sürdürülebilirliği ve daha fazla hayat standardıyla Bitlis'in 2023 sürecine katılması lazım. Ve bir de davet geliyor Bitlis valisinden. Özellikle bu çözüm süreciyle birlikte insanlarımızın güvenlik algısı üst düzeyde. Ben bu vesileyle buraya ilgi duyanları, özellikle bu bölgenin değişik yerlerde İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan, Antalya'da yaşayan hemşerilerimiz başta olmak üzere bütün herkesi burada davet etmek istiyorum. Güzellikleri paylaşmak istiyoruz. Dediğim gibi burada bir herhangi bir güvenlik sorunu yok. Altyapımız, otellerimiz, motellerimiz, sıcakkanlı insanlarımız kendilerini burada ağırlamaya hazırlar. O bakımdan tüm dinleyenlerimizi, seyredenlerimizi Bitlis'e davet ediyoruz. Sizi şimdi de çok anlamlı bir projeye götürelim. Türkiye'nin doğusundaki bir ilden, sahnedeki pırıl pırıl gençlerden bir Karadeniz türküsünün sesi geliyor. İlçesindeyiz ve sizi bir sevgi projesine getirdik. Burası bir sevgi evi. Himaye Etmeni projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerden bir tanesi bu. Ve bu etkinlik kapsamında şimdi sahnede Karadeniz nameleri duyuluyor ve salona yayılıyor. Değmemiş doğası, tarihin her dönemine tanıklık etmiş anıtsal yapıları ve her zaman dinamik olan kültürüyle Bitlis adeta bir hazine. Bizler bu hazineden çok güzel hatıralarla ayrılıyoruz. Burada bizden ilgisini esirgemeyen tüm Bitlis halkına çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir şehirden merhaba diyeceğiz size. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.